Zamanın birinde şehrin valisi bir rüya görüyor. Rüyasında bakıyor ki tahtı tacı ters ediliyor. Vali Müslümandır, uykudan uyanıyor. Soluna okuyor, üfürüyor, bir daha yatıyor. Bir daha rüyasında bakıyor, tahtı tacı ters edildi. Terler içerisinde uyanıyor. Ve ikinci defa yine uyuyor, yine aynı rüya. Dedim ya, Allah'a güvenirseniz Allah sizi yarı yolda koymaz. Üçüncü defada bakıyor ki tahtı tacı ters edildi. Vali anlıyor ki bu rüyada bir uyarı var. Askerlerini çağırıyor. Bugün ne işler yaptınız ki? Bana anlatın, ben bir şeyler gördüm. Askerler anlatmaya başlıyorlar. Bugün bunu yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Ve şehirde başıboş gezen bir adam gördük. Başıboş gezdiği için aldık, zindana koyduk. Onu zindana götürürken döndü bize, dedi ki bakın, ben Allah dostuyum, ben Allah'a tevekkül etmişim, yanlış yapıyorsunuz. Vali anlıyor ki gördüğü rüya bu yüzden. Hemen diyor o adamı çağırın bana. Çağırıyorlar, gariban bir insan, derviş bir insan. Vali şöyle diyor, efendim diyor, askerlerim yanlış yapmış. Ben sizden üç şey isteyeceğim. Karşısındaki insan derviştir. İste diyor vali. Bir, şehrim adına sizden özür diliyorum. Derviş kabul ediyor, kabul ettim diyor. İki, annemden kalma biraz para var, sana vereyim. Ver diyor, yoldaki fakirlere dağıtırım. Ve üçüncü şart, vali dönüp şöyle diyor. Bu şehirde gez, bu şehirde toz, kimse sana karışırsa bana gel. Bakın vali rüyasını söylememiş. Bu şehirde gez dolaş, kimse sana karışırsa bana gel. Derviş yerinden fırlıyor. Valinin masasına yumruğunu vuruyor. Vali, vali! Ben öyle birine sırtımı dayamışım ki dün gece yatağından seni üç defa kaldıran Allah! Öyle birine tevekkül etmişim ki dün gece seni yatağından üç defa kaldırmadı mı? Vali eline ayağını atılıyor, beni affet. Seni yatağından üç defa kaldırdı, beni zindandan çıkarttırdı. Allah'a tevekkül ederseniz aziz Müslümanlar, Allah'a zor iş yoktur. Allah'a hiç zor iş yoktur. Siz yeter ki Allah'a hakkıyla teslim olun. Allah zalimi ayağınıza getirir. Zalimi ayağınızın dibine getirir. Yeter ki Allah'a hakkıyla tevekkül edin.